Sayın Başkanım, ilk sorum olarak Karadeniz Havzası Kalkınma Birliği'ni kurdunuz. Evet. Böyle bir derneğiniz var. Bu dernek hangi amaçla kuruldu, nelere hizmet edecek, neler yapacak? Bu dernek çatısı altında neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi efendim bizim tabii normal bir memuriyetten öte, yani belediye başkanlığına adaylığımızdan da belli olur herhalde. Evet. Yani biz hizmetimizi bir gönüllü teşekkülle desteklemek istedik. Evet. Yani Karadeniz Havzası Kalkınma Birliği'nin kuruluş amacı bu. Yani ben hem böyle bir gönüllü sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyorum. Evet. Hem de memuriyetime devam ediyorum. Evet. Yani çünkü ben şunu gördüm çalışma hayatımda. Çok zaman böyle prosedürel birçok engellerle karşılaşıldı. Yani saha bilgisinin zayıf kaldığı yönler olduğu. Biz bu saha bilgisini genelde bu sivil toplum kuruluşu münasebetiyle hem öğrenmeye hem de tamamlamaya gayret gösterdik. Ve bunu ilgililerle paylaştık. Dolayısıyla biz bu Karadeniz Havzası Yerel Kalkınma Birliği vesilesiyle normal memuriyet hayatımızı da orada evet. çıkan bazı işte engelleri veya ne bileyim düzeltmemiz gereken meseleleri de bir gönüllü hizmet olarak, yani sadece resmi bir hizmet değil de gönüllü bir hizmet olarak tamamlamak üzere evet. böyle bir derneği kurduk. Mesela ben belediye başkanlığından önce Park Bahçeler Müdürlüğü yaparken veya belediye başkanlığı yaparken yine biz Kızılırmak biliyorsunuz Karadeniz Havzası'nın bir nehridir. Evet. Yani orada çalışmalarımız oldu. Mesela bu Osmancık tohumunun, yani Osmancık 97 tohumunun, pirinç tohumunun, çeltik tohumunun ıslahında benim emeklerim var. Yani bunun adaptasyon ve verim denemesini mesela o zaman yaptık. Benzer birçok faaliyetlerimiz oldu. Yani Osmancık, mesela Osmancık'a değişik ürünler kazandırılmakla ilgili. Dolayısıyla Kızılırmak Havzası'na değişik ürünler kazandırmakla ilgili. Kızılırmak Havzası sonuçta işte Karadeniz Havzası'na çıktığı için Karadeniz'le ilgili. Yani bizim hayatımız bu havzada geçti. Evet. Dolayısıyla bu havzanın tüm problemleriyle ilgilenmek adına bu derneği kurmuştuk. Yani hem mesela ekonomik problemleri hem işte kültürel problemler de var bunun içerisinde. Sosyal ve siyasal diyelim ki netice verebilecek teklifleri içeren çalışmaları yaptık. Yapıyoruz. Halen devam ediyoruz. Yani memuriyetimi ben bir sivil toplum kuruluşunun faaliyetleriyle desteklemek istedim hizmet açısından. Evet. Evet.